Herkese merhaba arkadaşlar. Kısa bir Instagram story videosuyla sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar, Georgia eyaletinin Alpharetta şehrindeyim. Atlanta'da değilim. Aslında teknik bir bilgi. Hepimiz Atlanta'ya gittik diye biliyoruz ama Alpharetta başta başına bir şehir aslında. Atlanta'nın içinde bir ilçe gibi biliyoruz ama yanlış. Alpharetta kendi başına bir şehir. Şu anda oranın downtown'undayız ve Farmers Market'teyiz arkadaşlar. Bizim Fairfax, Virginia Fairfax'teki mozaik bisiklete benziyor. Çok güzel bir YouTube videosu hazırlıyorum sizler için. Bir Atlanta videosu hazırlıyoruz. Sevgili dostum İzzet Bey ile birlikte elinde kamera. Şu an 3. ya da 4. çekimi yapıyor. İzzet Bey, artık dedim kötü bir şey söyleme bana. Sevgili arkadaşlar, sizleri seviyorum. Güzel bir YouTube videosu gelecek. Harika da bir insan tanıyacaksınız. Atlanta'da İzzet Kapıcıoğlu'nu. Onun da Instagram'ı hemen aşağıya bırakıyorum. Görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir YouTube videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Sevgili arkadaşlar, bugün neredeyim biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrindeyim. Buraya daha önce birkaç kez gelmiştim ama böyle bir YouTube videosu yapma olanağım olmamıştı. Bugün günlerden cumartesi. Öğleden sonra Virginia'ya geri döneceğim. Dönmeden şöyle birkaç saatim var. Size efektif bir Atlanta videosu yapmak istedim. Şimdi Atlanta'ya sevgili dostum İzzet Bey'in evinde kaldık 2 gün. İzzet Bey'le birlikte kahvaltıya giderek başlıyoruz. Evet, İzzet Bey, merhabalar efendim, günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz biraz yüksek sesle konuşabilir misiniz lütfen? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İzzet Bey, 2 gün harika bir misafirperverlik gösterdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Harika da bir eviniz var. Rica 11-12 ederiz. Mayıs için de şimdiden book ettik. Bir de İzzet Bey aynı şekilde kuponla ve millerle ödeme imkanı da sağladı bize. İzzet abi, nereye kahvaltıya getiriyorsun bizi? First Watch. First Watch'a gidelim değil mi? Güzel, evet, bir kahvaltı yapalım. Sonra evet. İzzet Bey burada 8. yılında. Doğru mu? Evet. İzzet abi, şu telefonu bıraksan da biraz tam 8 yıl oldu. Takipçilerimize fokus olsan. 8 yıl oldu değil mi? Evet. Daha detaylı oldu. Muhabbet edeceğiz ama 9. yıla gidiyorsun. 8 evet, bitti, 9'a gidiyorsun. Haziran'da 9. yılda oldu. Alpharetta de misin 9 yıldır? Yani 8-9 yıldır. Genelde diyelim. Bu bölgedeyim. Alpharetta, Roswell, Cumming, Kennesaw, Canton. Bu bölgedeyim. Evet. Arkadaşlar, İzzet abiyle böyle muhabbetimiz detaylanarak, derinleşerek devam edecek. Biz şimdi çok acıktık. First Watch'a bir kahvaltıya gidelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Yalnız İzzet abi, bugün çok yakışıklısınız ha. Estağfurullah. Hadi bakalım devam edelim. Burası Alpharetta Downtown herhalde değil mi? Yani Atlanta Downtown değil ama Alpharetta. 0.5x'le geniş açıyla Alpharetta Downtown'da kurulan şu sokak pazarına, köy pazarına bir giriş yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Şurada bir ekmekçi var. Kendileri handmade ekmek yapıyorlar. Bakın arkadaşlar, fırında böyle ekmek yapıyorlar. Şöyle yaklaşalım, gidelim. İnsanlar da burada böyle bayağı sıraya girmişler. Kahvelerini almışlar. Gelip buradan donatlarını, ekmeklerini, keklerini alıyorlar. Bakın böyle organik bir takım şeyler var burada. Şimdi oraya gidip tek tek isimlerini okuyayım ama baharatlar, zeytinyağları falan da var. Şurada mesela ekmek arası sandviçler yapılmış o ekmekleriyle. Kendilerinin yaptıkları ekmeklerle. Tostlarını falan yapıyorlar. İnsanlar gelip burada sabah kendileri fresh köy kahvaltılarını alarak kafelerde oturup, herhalde şu tarafta da böyle insanların oturabileceği yerler var. Birazdan oraya doğru da gideriz. Orada sabahleyin kahvaltılarını yapıyorlar. Alpharetta Downtown'da böyle bir hayat kurulmuş arkadaşlar. Epey de kalabalık yani, bildiğiniz bir panayır. Çiçekçiler var. Customization işi yapanlar var. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Ekmek tahtalarından tutun da duvarlara böyle takılan tablolara kadar hepsi mesela bakın engrave edilmiş. Bunları satıyorlar arkadaşlar. Tabi burası bir customization şirketi. İşte bayanlar için takılar var. Termoslar var. Gezerken birine rast geldik İzzet Bey. Merhabalar efendim. Ne yapıyorsun? Çok teşekkür ederim. Baya bir panayır gibi burası. Bizim evet. Virginia Fairfax'te. Evet. İnsanların bir araya geldiği, tatlı bir talep içinde olan, hep unik ürünlerin satıldığı. Çok güzel bir yer gerçekten. Evet. Yani bazı insanların buradaki ürünlerin ağzında çok büyük yerleri var. Çok meşhur olanları var. Şurada ekmek satanı gördüm. Gördüm ya. Gördüm, orayı çektim, en az anlattım. 40 kişi elinde sıra bekliyor. Evet. Sevgili arkadaşlar, bizim Virginia Fairfax'te Mozaik Center diye bir yer var. Mozaik District. Aynısı. Orada da mesela cumartesi günleri böyle. Cumartesi günleri diye biliyorum. Belki de pazar. Yanlış söylemeyeyim. Aynı model burada da kurulmuş. Şöyle göstereyim. Bayağı uzun bir hat gidiyor arkadaşlar. Sağlı sollu böyle küçük küçük butik dükkanlar. Böyle siz de benimle birlikte biraz muhabbet ederken çevreyi görmüş olun. Bakın arkadaşlar, insanlar şu aralarda şöyle aldıklarını oturmuşlar, işte yiyorlar. Köpeklerini falan gezdiriyorlar, sosyalleşiyorlar, insan içine çıkıyorlar. Tabii Amerika'da böyle büyük, işte New York gibi, Chicago gibi metropollerde çok fazla insan görürsünüz sokaklarda falan ama diğer yerlerde hep böyle
sayfiye bir yerleşim durumu olduğu için çok böyle insanların sokaklarda böyle çok sık gezdiği caddeler göremezsiniz. Ama burası tabii cumartesi günü olması hasebiyle, bir de downtown olması hasebiyle biraz tabii kalabalık. İzzet Bey, ben şu tarafa doğru geçiyorum bir. Bu tarafa doğru, sağa doğru döndüğünüzde de yine burada organik balcılar, adam dizmiş yani pekmezciler diyelim. Birçok şey var arkadaşlar. Orada yazıyor zaten, reçelleri falan var. Hepsi köyden gelmişler. Onlar da bize selam verdiler. Biz de şöyle devam edelim arkadaşlar bu tarafa doğru. Şurada da çocuklar splash yapıyorlar değil mi? Aileler buraya gelip abi, evet, çocuklarıyla birlikte vakit geçirecekleri bir yer var. Tam bizim mozaik bölgesi gibi bir yer kurulmuş. Havalar sıcak olduğunda, tabi bugün biraz bulutlu ama hava soğuk değil yani. Sıcak da değil, soğuk da değil. Çok güzel. Şu çocuk ağlama seslerini duyunca hep bizim Yahya aklıma geliyor. O da 7 aylık oldu. Evet arkadaşlar, şöyle bir görüntü var. Size hemen burayı göstereyim. İzzet abi, acıktık. Yemeğe gidecek miyiz kahvaltıya? Evet. İstemediğim kadar kahvaltıcı var burada. İstemediğim kadar kahvaltıcı var ama ben First Watch'a gitmek istiyorum. Orayı beğendim. Sevsinden pahalı. Avokado tostunu falan yiyeceğim oranın. Şimdi arkadaşlar, bu bölgeyi size biraz böyle epey göstermiş oldum. Şurası Alperat'ta belediye binası falan olduğunu söyledi İzzet Bey. İşte apartman yaşamı var burada böyle. Downtown yaşamı var. Ama bu apartmanları da bayağı güzel yapmışlar. Yani baktığınız zaman böyle bir tarihi bir doku var, görüntüsü verilmiş. Şimdi şöyle tekrar bir daha çeviriyorum. Şu bölgeyi size gösteriyorum. Ve kahvaltıya doğru geçeceğiz. Yalnız arkadaşlar, Alpharetta Downtown gerçekten çok güzel, çok etkileyici bir yer. Akış var, trafiğin bir akışı var, insan akışı var, sağlı sollu yani restoranlar var ama mesela restoranların binaları da çok güzel, çok hoş. Çok böyle tatlı renklerle yapılmış ve insan böyle gezerken çok kaliteli bir yerde gezdiği izlenimine kapılıyor gerçekten arkadaşlar. Benim için yani bende uyandırdığı etki tam olarak bu oldu. Hemen şöyle kamerayı yavaş yavaş çevirelim arkadaşlar. İşte downtown'un şu anda göbeğindeyiz. Burada polis var. Şuradan insanlar o farmers market'e doğru, yani bu köy marketine doğru, köy pazarına doğru giriyorlar. Az önce o çektiğim yerinde üst kısmı oluyor şurası arkadaşlar. Buradan da bu hat, bu cadde böyle devam ediyor. Yani Atlanta'ya geldiğinizde mutlaka Alpharetta'ya yolunuz düşsün ve buraları gezin diye size bir öneride bulunabilirim. Kahvaltı için First Watch'a geldik. Birazdan göstereceğim ama şöyle park eden arabayı görün arkadaşlar. Gayet yakışıklı ve güzel bir araba. Çok da hoşuma gitti. Bunu sizlerle paylaşayım istedim. Bir deneme sürüşü yapmak istedik ama izin vermedi yani maalesef. Şöyle 0.5x ile çekelim. Arkadaşlar içini göstereyim. Bari en azından içini çekmek için izin aldık. Hi sir, how are you? Have a good day. I'm good. What's the make of the year? It's a 54 Chevy. 54 Chevy. Okay. Arkadaşlar 70 yaşında. Now I am speaking my native language. Okay, sorry because my followers is Turkish. Arkadaşlar 70 yaşında bir arabayla karşılaşıyoruz. What's your name, sir? Greg Crawford. Greg. Nice to meet you, Greg. Nice to really, meet you. Really, really very nice car. Thank you very much. Thank you. I appreciate you. Thank you. Thank you. Evet, arkadaşlar durum burada. Şimdi onun eşi geldi. Eşiyle telefonla konuşuyordu. Hello Cindy, how are you? Good, how are you? Thank you, thank you. I will give it to my car. Can we trade it? Size de böyle anlık ve instantaneyi göstermiş oldum. Kahvaltı için First Watch'a geldik. Breakfast, brunch, lunch. Görmüş olduğunuz gibi breakfast, lunch, brunch. Biraz biz brunch yapacağız. Saate bakıyorum şu anda arkadaşlar. Saat öğlen 12 oldu sevgili dostlar. Şöyle birlikte hadi içeri girelim. First Watch'u görmüş olun. Dışarıda oturacak yerleri de var. Bayağı geniş bir franchise zaten sevgili dostlar. First Watch bizim hemen evin yanında da var Saat Riding'de. Avokado tost yanında çok güzel bir yumurta yapıyorlar arkadaşlar. İçeri şöyle girelim. Çayımızı içelim, kahvemizi içelim. Bugün de biraz kalabalık çünkü günlerden cumartesi. Şöyle size içeriği göstereyim arkadaşlar. Benimle birlikte siz de çevreyi görmüş olun. Gerçekten çok güzel bir Amerikan kahvaltı mekanı First Watch. Bizim evin orada bulunan First Watch'a hep gitmek istiyorum ama bir türlü işten, güçten ya da işte programlardan fırsat olmuyordu. Ben de ilk kez Alpharetta'da geldim arkadaşlar First Watch'a. Birkaç arkadaşım da ya oraya gitmen lazım, bir git bir gör diyorlardı. Georgia'da, Atlanta'da bu şu anda nasip oldu. Hi, good morning, how are you? Have a nice day. Thank you. Evet arkadaşlar, yaşlı teyzelerimiz de burada. Bir gün hepimiz yaşlanacağız. Güzel, güler, güler yüzlü insanlar. Gerçekten böyle her şey çok fresh. Arkada insanların çalıştığı yerleri falan da görebiliyorsunuz. Gayet güzel bir tasarım da yapmışlar burada.
bu konseptler franchise olduğu için yüksek bir ihtimalle diğer yerlerdekiler de hemen hemen böyledir yani arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum yani. Genellikle Amerikalılar bu standardı koruyorlar sevgili arkadaşlar. İstersen şöyle arkaya dışarı doğru çıkalım. Bahçe tarafını da birlikte görelim. Gördüğünüz gibi bir bar şeklinde insanlar buraya oturmuş. Şurada dışarıda da bir bölüm var. Gayet şık ve gayet güzel. Sevgili arkadaşlar 0.5x yapalım. Kahvaltılar geldi. Patatesler burada. Şöyle ortaya çekelim. Evet, scrambled egg yani çırpılmış, karıştırılmış yumurta diyebilirsiniz. Karıştırılmamış yumurta diyebiliriz. Avokado tostlarımız burada. Çayımızı şimdi dolduracağız arkadaşlar. Kahvaltı gerçekten çok güzel gözüküyor. Senin avokadoların daha mı fazla benimkine göre İzzet abi? Takas yapabiliriz. Afiyet olsun. Sancak abi burada olsa da iyi olur. Sancak abi çayı bağsız içmiyor. Bütün balları mesela 3 tanesini aynı anda şu bardağın içine doldururdu. Arkadaşlar First Watch böyle bir nokta. Bilginiz olsun. Bize afiyet olsun. Size iyi seyirler. First Watch'u sevdim arkadaşlar. Hem hafif bir kahvaltı yapıyorsunuz. Hem çok yüksek bir rakam ödemiyorsunuz. Hem de çok kaliteli yiyorsunuz. Fresh yiyorsunuz. Gayet güzeldi arkadaşlar. İzzet Bey. Herhalde şu teker meselesini çok beğendiniz. Değiştirmiyorsunuz o tekeri. Ne diyorsunuz? Çok sevdim. Şahin tekeri getirdim. Evet arkadaşlar İzzet Bey. Bu yapacağımız muhabbet öncesi böyle butik bir kahve noktasına getirdi bizi. Amerikalıların asla anlamayacağı bir kavga. Uğur abi ben ödeyebilirim abi lütfen. Evet şu anda 3-4 kişi aynı anda klasik Türk usulü. Klasik diyorum. Amerikalıların bak Okan abi güzel bir şey söyledi değil mi? Amerikalıların asla anlamayacağı bir kavga hangimiz ödeyeceğiz. Kahvelerimizi aldık İzzet Bey'le. İzzet Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Şimdi sizden şöyle çok akıllarda kalıcı, özet, vurucu bir Atlanta dinleyelim. İzzet Bey kaç sene önce geldiniz Atlanta'ya? 8 sene önce geldim. Atlanta demek huzur demek, mutluluk demek, doğa güzelliği demek, sakinlik demek. Kameraya akşam bakarak konuşursanız. Akşam 9'dan sonra kahve içeceğin yer bulamamak demek. Ama bugün beni getirdiğin mekan evet, çok güzel. Çok günlerdir güzel gezdirdiğin yerler de çok güzeldi yani evet, restoranlar. Çok güzel bir yer. Peki 8 yıl önce buraya geldin. İstanbul'dan mı geldin İzzet evet, Bey? Evet İstanbul'dan geldim. Bir ticaret adamıydınız herhalde İstanbul'da evet, da doğru İstanbul'da mu? Evet İstanbul'da ticaret yapıyordum. Burada da ticaret yapıyorsunuz. Evet. Atlanta'da hava durumu nasıl? Hangi aylar nasıl bir hava var? Atlanta'da kışın kar yağma gibi bir olay yok. Senenin 10 ayını tişört giyerek gezebiliyorsun. 2 ay belki çok soğuk olabilir. Genel itibariyle çok güzel bir havası var. Aşırı derecede sıcak veya aşırı derecede soğuk yok. İklim koşullarının Amerika'daki en güzel olduğu yer. Peki, hemen böyle hızlıca bir soru sormak gerekirse, ortalama ev kiraları ne kadar burada bir single house için bunu düşündüğümüzde 4 oda, 5 oda? Sırayla soracağım çünkü. Bölge bölge değişmekle birlikte Alfreda bölgesinde 3000 dolardan başlıyor. Bu rakam yukarılara kadar gidebiliyor. 5-6'ya kadar da gidebilir mi? Fazlası büyük da olabilir. Evet, evet ama ortalamasına baktığımızda median ortalama dediğimizde. Ortalama 3000 dolar gibi. 3000 dolar. Townhouse'larda. Townhouse'lar 2000 ile 3000 arasında. Apartmanlar? Apartmanlar da yani 2 artı 1 bir apartman 2000 ila 3000 arasında. Peki diğer bir soru. Ev almak istediğinizde Alfreda bölgesinde mesela özellikle ev fiyatları ne kadar ortalama ev fiyatları? 800 plus. 800 plus. 600'lere falan ev var mı peki? Tabii var. Eski yerlerde falan bulabilirsiniz. Ama yeni evler diyorsunuz 800 plus'tan. Evet hatta bazı yerlerde milyon plus oluyor. Diye. Milyon plus buluyor. Fakat Virginia'nın bir iki tık altında gördüğüm kadarıyla yani fiyatlar. Virginia'nın buradan %10-15 daha pahalı olduğunu duyuyorum. Ben. Evet değil mi? Evet. Durum bu. Peki bunun dışında yaşam nasıl Atlanta'da? Neler yapıyorsunuz burada? Biraz anlatabilir misiniz? Ticaretle uğraşıyorsunuz. Atlanta, Amerika'nın diğer eyaletlerine bakarak değerlendirecek olursak burada çok aşırı derecede bir trafik yok. Biz Alfreda bölgesinde yaşıyoruz. Downtown, Midtown, Buckhead tarafına gittiğimiz zaman bir 20-25 dakikalık bir mesafe burası. Genelde White American, Indian, Chinese ve Turkish community'nin yoğun olduğu bir yer. Çok kaliteli bir yer. Yani Amerika'daki en zengin countylerinden birisi burası. Çok güvenli. Alfreda değil mi? Alfreda'dan evet, bahsediyorsun. Alfreda, Milton, Johns Creek, Cumming bu aralar. Atlanta stratejik konum olarak çok önemli bir yer. Burada Delta'nın, Home Depot'un, birçok corporate'in ana yeri, FedEx'in hub'ı, dünyanın en yoğun havalimanının olduğu evet, bir yerde yaşıyoruz şu anda biz. Atlanta Havalimanı değil mi? Dünyanın evet, en yoğun havalimanı evet, diye geçiyor bildiğim kadarıyla.
Türkiye'den buraya geldiğinizde 8 yıl oldu dediniz. Kendinize nasıl bir değişim görüyorsunuz? 8 yıl sizde neleri değiştirdi? Aşırı derecede çok şey değişiyor. Artık Türkiye böyle bizim için kalmadı gibi bir şey yani. Türkiye diye bir düşüncemiz kalmadı. Sadece tatil için gidebileceğimiz dünyadaki 200 tane ülkeden bir yer oldu bizim için Türkiye. Çok net oldu. Siyasi olarak, ekonomik olarak insanları ayrıştırıcı sürece, hukukun üstün olmadığı bir ülke olduğu sürece gideceğimiz tatil listelerinde bile olmayabilir yani. Bizim için bir kayıp değil bu. Peki, yaptığınız iş bayağı unique bir iş. Yani ben mesela Amerika'da şu ana kadar 31 eyalet gezdim İzzet Bey. Sevgili İzzet abim, değerli dostum İzzet Bey. Şimdi gördüğüm iş yapan insan profillerinin hemen hemen %90'ı aynı işi yapıyordu. Yani construction sektörü ve çevresindeki işler. Yani real estate business, kitchen and bath, cabinet, granite, countertop, marble, granite vesaire vesaire. Ama siz biraz daha benim alanda, yani benim alanım da aslında bir üst noktasında. Ben biraz teknoloji ürünlerini customize yaparak, customization bizim işimiz, promotional products. Ama siz teknoloji ürünlerini direkt satıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla da Singapur'a, Hong Kong'a, Nepal'e, değil mi? Böyle farklı yerlere satıyorsunuz. Dünyanın nasıl bir iş? 14 ülkesine şu anda mal satıyoruz. Amerika'dan gönderiyorsunuz. Evet, Amerika'dan gönderiyoruz. Amerika'dan alıyoruz, Amerika içinde satıyoruz. Bir de dünyanın farklı ülkelerinden alıp farklı ülkelerine sattığımız ürünler var. Amerika'nın en büyük şirketleri olan Best Buy, Walmart, Costco, Dell, Lenovo, HP gibi birçok markanın, Apple'ın özellikle ürünlerini buralardan satın alıyoruz. Satın aldıktan sonra toplu olarak satıyoruz. Yani toptan satıyoruz. Perakende satışımız yok. Mesela bizim bir seferde 1000 tane gönderebiliyorsunuz bir ülkeye. Evet, 1500-2000. Yani MacBook evet, mesela. 2000 tane MacBook gönderebiliyoruz. iPhone, MacBook, PlayStation, iPad, AirPods. 5, yani 3-5 bin adet AirPod bir kere de verebiliyoruz. Yani siz aslında anladığım kadarıyla büyük brandlerin, teknoloji evet, brandlerinin toptancısı gibi bir şeysiniz. Evet, biz teknoloji firmalarının aslındaki brandlerin ürünlerini Amerika'daki toptancılardan, vendorlarından, piyasasından toplayıp satın alıp dünyaya satmaya çalışıyoruz. Yani aslında dışarıdakiler için de bir toptancı yükmündesiniz evet, aslında. Yani. Evet, burada toptancıdan alıyorsunuz ama siz de bir toptancısınız. Evet, biz kendimiz de alıyoruz. Bizim 25 evet, kişilik satın alma ekibimiz var. Onlar yani bizim çok istemiş olduğumuz ürünleri bize satın alıp. Ticaret adamına çok rakamlar sorulmaz ama anladığım kadarıyla bu bahsettiğiniz rakamları ben şöyle bir hesap ettim de birkaç 10 milyon dolara kadar devam eden bir ciro var anladığım kadarıyla yani. 2023'te 25 milyon dolar satış yapmıştık. 25 milyon dolar cironuz vardı. Evet maşallah, Allah daha da iyi şeyler nasip etsin. Böyle iyi örnekleri, güzel örnekleri, unik işleri duydukça çok mutlu oluyoruz. Sizin gibi orijinal bir yapmak isteyen varsa bildiğimiz kadarını öğretmeye hazırız. Allah razı olsun. Farklı bir şeyler çıksın. Tanımak, tanıtmak da çok güzel. Arkadaşlar benim İzzet abiyle tanışmam ta Çin yıllarına dayanıyor. Ama birbirimizle böyle çok bir araya gelip muhabbet edememiştik. Fakat özellikle son 2 yıldır eve görüşüyoruz yani, değil mi İzzet abi? Ben de bu geldim, onun evinde misafir oldum, sağ olsun beni misafir etti. 2-3 gündür birlikteyiz. Güzel bir gün geçirdik Atlanta'da. Güzel birkaç gün geçirdik Atlanta'da. Şu anda beni getirdiği yerde böyle çok böyle bir bahçede bir kafe. Adamların yaptıkları kahveler de çok güzel. Çok hoşuma gitti. Böyle bir aile işletiyor gibi sanki burayı, değil mi abi? Çok evet, güzel. Burası çok küçük bir şirket. Guatemala'dan getiriyor kahvelerinin tamamını. Evet. Atlanta'da 3-4 tane yeri var. Yerleri genelde böyle müstakil ev tarzında yerler. Bahçelerinde geliyor. Genelde öğrencilerin falan yoğun gelmiş olduğu bir yer. Çok şirin, çok tatlı, çok unik ürünler satıyor. Şey gibi değil yani, bir Starbucks, bir Dunkin Donuts değil yani. Tamamen her şeyiyle farklı yani. Evet. İzzet Bey çok teşekkür ediyoruz. 3 gün boyunca yaptığınız güzel dostluk için ve bu güzel videolar için. Sevgili arkadaşlar, kanalı beğenmeyi, beğen butonuna tıklamayı, bildirimleri de açık tutmayı unutmayın. Böyle güzel bir insana sizleri tanıştırmış oldum. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.